Selamünaleyküm sevgili Hüseyin kardeşim. Osman kardeş vasıtasıyla din ve maneviyat arasındaki ilişki ve çelişkileri söyledin. Ben bir de onu okuyayım istersen. Hem de onun üzerine hem kayıt yapsın. Maneviyat ve din ilişkisi üzerine genel olarak dört görüş ortaya çıkmaktadır. Senin yazını okuyorum. Birincisi bu. Din ve maneviyat ayrı kavramlardır demişler literatürlerde. İki, din ve maneviyat aynı kavramlardır diyen var. Üç, maneviyat dini kapsar ve daha geniştir demiş. Dördüncü görüş, maneviyat dinin bir boyutudur ve din daha geniştir. Sevgili kardeşim, Allah maneviyatı indirmedi. Maneviyat bizde ortaya çıktı. Maneviyat bizde ortaya çıkandır. Manevi alemlerin. Şöyle bir şey diyeyim ben. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Elan da öyle. Sonra iradesiyle kainatı yaratmaya karar verdi. Bunu bir numunesini Nur-u Muhammed ilk önce o kainatı yaratmaya karar verdi. O çekirdeği yarattı. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Tamam, o çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Onun bir temessülü her insana koymuş. Risale'de malum orada koymuşsun. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. Din, dördüncü olan din kapsayıcıdır. Peki din nedir? Şöyle bir misal verirsem daha iyi anlaşılır gibi geliyor bana. Şimdi haşa güneşe şems ezeli desek, Allah yerine koysak haşa. Güneşten foton geliyor. Bizim manada ziya. Ziya geliyor. Sonra o gelen foton atmosfere geldiği zaman ısı, ışık, renk, ultraviyole ışınlar bir sürü şeyler ortaya çıkıyor. Sonra biz panjuru açıyoruz. Ziya içeriye giriyor. Çiçeğimizi büyütüyor. Nur oluyor. Beni ısıtıyor. Odamı ısıtıyor. Hayatıma sebebiyet veriyor. Kıllarımı uzatıyor. Saçımı uzatıyor. Benim vesaire. Demek ki nur ve şemse ziyaya vel kamere nura. Yani ziya şemse nispet edilmiş. Şemse. Peki nur kamere nispet edilmiş. Kamer. Peki hangisi daha kapsar? Ziya kapsıyor tabii. Şimdi şöyle bu birinci misalim. İkincisi, buz mu suyu kapsar? Su mu buzu kapsar? Yani bir buz düşün. Hangisi daha kapsar? Yani buz mu suyun içinde? Buz mu suyun içinde? Su mu buzun içinde? Şöyle anlarsın onu. Bir tanesini kaldır, ötekisi kalıyor mu? Yani şöyle. Şimdi buzu kaldırırsak hangisi cevher, hangisi araz? Onu demek istiyorum. Hangisi asıl? Şimdi buzu ortadan kaldırırsan su kalır mı? Kalır. Suyu ortadan kaldır, buz kalır mı? Kalmaz. Demek ki su asıl, buz cevherdir. Peki maneviyatı kaldır. Maneviyatsız din kuraldır. Yani nedir o? Kainatın işleyiş sistemidir. Din kainatı yarattı. Onun bir numunesini insana koydu. Mesela Allah'a bile inanmayan adam, mesela diyelim ki, veya inandığını zannediyor ama itikadı bozuk. Ama sefi. Ama bilmeyerek İslam'ın sistemine uyuyor. Nasıl uyuyor?
Evet, çalıp çırpmıyor. Şunu bunu yapmıyor. Topluma mal olmuş. Şimdi dini ortadan kaldırırsa maneviyat kalır mı? Maneviyat kalır. Yani şey olur, böyle zahirde kalır, kışırında kalır. Mesela adam şuursuz yani. Belki de itikatı berbat olmuş, perişan olmuş ama gene dinin kırpıntıları var. Demek ki din daha kapsayıcıdır. Ha, şimdi şöyle o güneş misali. Güneş, şems ezeli, ziya dindir. Biz onu onayladık. Biz onu onayladık. Ondan sonra bizde ne çıktı? Isı, ışık ve renk çıktı. Tamam, ortaya bir şeyler çıktı. Şimdi onaylamasan, mesela panjuru indirmedin, perdeyi kaldırmadın, güneş içeri girmese sende tesiri yok. Demek ki maneviyat bizde ortaya çıkandır. Din bizim dışımızdadır. Nedir o? Yazılımdır. Ondan sonra din istidattır, maneviyat kabiliyettir. Yani ortaya çıkandır. O alemlerin bizde uyanmasıdır maneviyat. Din ise sistemin kendisidir. Sistemdir yani. Ona ne kadar temessül edersen sen de uyanır ve seni kapsar. Din daha kapsayıcıdır, yazılımdır, istidattır. Ona uyma nispetinde bizde ortaya çıkan kabiliyetler, maneviyatlardır. İnşallah olmuştur diyorum. Selamette kalın. Selamun aleyküm. Tabiri diğerle din, şeriat, maneviyatı de kıyas edeyim. Şimdi maneviyatın tersi küfür zulmetidir. Şeriat şartlara yani ifrat tefrit mertebelerinden sıyrılıp vasatta olmak temin ediyor. Şeriat şartları temin ediyor. Din ise varlığın yazılımıdır. Sistemdir. Bu dindir. İnsan bunlara uyarsa şeriatına, şartlarına ki hayvanlar da uyuyor. Onların şeriatı var, hayvanların şeriatı var. Uyarsa onda bir şefk olur. Hayvanlarda bir lezzet olur, bir memnuniyet olur. Hayvanlarda fıtratını bozmamışsa. İnsan ise bu insan bu dine yani yazılımına, aslı cevherine, kendi yapısına, kainatın bir modeli insanda bu din. İnsan şeriatına, şartlarına, yani fıtratını ifrat ve tefritten azat edip vasatına koyarsa ortaya çıkan neticeye de maneviyat denilir. Zıttı küfür zulmetidir. Zulmettir. Bir de yanlış anlaşılma bir şey var böyle. Din deyince böyle maneviyat zannediliyor sırf. Din hayatı yorumlamaktır. Bak hayatın hayatıdır diyor. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyasını. Ha, şimdi şeriat ise onun eylemsel halidir. Uyarsın, alırsın meyveyi. Ama din hayatın kendi yazılımıdır. Din. Mesela herkeste iman esasları din aynıdır. Ama herkeste maneviyat aynı değildir. Niye farklıdır? Şeriatları farklı olduğu için. Mesela peygamberlerin dini aynıdır. Şeriatları yani şartları farklı olduğu için maneviyatları da farklıdır. Yani farklı farklı örnekler veriyorum. Belki aynı şeyin etrafında dönüyorum ama.